Evet arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Dersi'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de köklü ifadelerde çarpma işlemini göreceğiz. Olayımız çok basit. Direkt tek çatı altına alıyoruz. 2 çarpı 5 diyoruz. 5 kere 2'den cevap kök 10 oluyor. İlk örnekteki cevabımız. O halde hocam burası da kök 30 mu? Yani 3 çarpı 10'dan kök 30. Hocam peki bu köklüyü köklüyle sayıyı sayı ile çarpacağız. 4 kere 2 8 çarpı kök 3. Hocam çarpı koymasak nokta koymasak olmaz mı? Tabii ki de olur. 5 kere 3 15. 2 kere 7 14. 15 kök 14. Yani ne diyorum tekrardan? Dışarıdakiler de dışarıdakiler, içeridekilerle içeridekiler. Bu kadar. 2 kere 3, 6. 3 kere 2, 6 kök, 6. Çarpma böyle. Başka örnekler var, onları da yapalım. Hocam 7 kere 4, 28. İçeridekiler de içeridekiler, dışarıdakilerle dışarıdakiler. 28 kök, 15. 7 kere 7, kök 49. Hocam kök 49, 7 diye çıkar. Evet. Hemen tek çatı altına alıyorum. 2 çarpı 4 çarpı 8. 8 kere 4 32. 32 çarpı 2 64. Yani kök 64. O da nedir? 8'dir. Bu da hocam 3 kere 3 çarpı 4 çarpı 12. Yani 12 çarpı 12 yani 12'nin karesi oluyor. Göstereyim bir daha, pardon, hemen öyle. 3 kere 4 ne yapar? 12 yapar. Bir de yanında 12 var. Yani ne olacak? 12'nin karesi olacak. 12'nin karesi nasıl çıkar? Hocam söylemiştiniz, bedel öderse çıkar. Alın bedelini ödedik. Yani 2'yi 2'ye böldük. Cevap 12 oldu. Devam edelim. Eksi 4 çarpı 2 eksi 8 yapar. 11 çarpı 11 de 11'in karesi yapar. Dolayısıyla eksi 8 zaten eksi 8'dir. 11'in karesi de 11 diye çıkacaktır. Dolayısıyla cevap eksi 88 olacaktır. Hocam yani iki aynı ifadeyi, köklü ifadeyi birbiriyle çarptığımızda zaten karesi geleceği için direkt kareden kurtularak yani kök dışına çıkmış halinde yazalım mı? Yazalım. Neyi kastediyorum? Bakın 2 çarpı 10 nedir? Kök 20. Kök 20, kök 20 ile çarpmaktadır aslında. Hemen söyleyebiliriz. 20'dir. Niye? Çünkü 20'nin karesi gelecek. 20. 3 kere 5 dışarıdakilerin dışarıdakilerle, içeridekilerin içeridekilerle. 3 kere 5 15. 8 kere 2 16. Hocam 15 zaten 15'tir. 16 4 diye çıkar. 15 çarpı 4 eşittir 60 olur. Buraya bakalım. Hocam 7 zaten dışarıda. 32 ile 2'yi çarptım. 64 yaptı. 7 zaten dışarıdaydı. 64 8 diye çıkar. 7 de yanındaydı. 7 kere 8 cevap 56 olur. Devam edelim. Hocam direkt çarpacak mıyız? Evet, 2 kere 3 6, 6 yani bakın 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Şimdi bu soruya zaten direkt buradan cevap verebiliriz. Bakın bu bedel ödeyemez. Bu tek başına bedel ödeyemez. Bedel ödeyemez, bedel ödeyemez. O zaman direkt acaba kök dışına çıkar mı, çıkmaz mı diye düşünmemize gerek yok. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30, 30 çarpı 7 210. Bu arada 210'un çarpanları budur. Yeri gelmişken de söyleyelim. Sadece 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. 3 bölü kök 3. Bunun için şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi kök 3 nedir? Yani 3 nedir? Yukarıdaki 3 kök 9'dur, değil mi? Yani kök 9 bölü kök 3 diye düşünebilirim. Şöyle biraz daha güzel yazayım. Kök 9 bölü kök 3. O zaman şöyle yapalım mı kök 9'u da? Kök 3 çarpı kök 3 bölü kök 3.
Hocam, bu köküçle bu köküç birbirini götürürse o zaman cevap ne olacak direkt? Köküç olacak. Ben size farklı bir şey göstereceğim. Şimdi 3 bölü köküç var. Şu aklınızda bulunsun. Hatta biraz daha geriye yazayım. Evet öğrenciler dinliyoruz arkadaşlar. Diyelim 3 bölü köküç. Siz bunu alttaki sayı var ya en alttaki köklü ifade. Onun aynısıyla çarpıp böleceğiz. Şimdi burası kaç oluyor? 1 değil mi? Yani aslında burası etkisiz elemanı. Yani ben böyle bir şey yazabilirim. Şimdi dolayısıyla ne olacak olay şimdi? 3 çarpı köküç 3 köküç. Köküç çarpı köküç de kök 9 yani 3. Hocam bu üçlerde birbirini götürse cevap ne olacak? Köküç. Ben bu yöntemi daha çok seviyorum. Mesela bu ne olacak? Burayı biz hem kök 2 ile çarpıp hem de kök 2'ye bölelim. O zaman ne olacak? 8 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarparsam ne olacak? 2 yapacak. 8 bölü 2 ne yapar? Sadeleştir hocam. 4 kök 2 olur. Aynı şekilde yapalım. 10 kök 5. Alttaki ifade kök 5 olduğu için kök 5 ile çarpıp kök 5 ile böleceğiz. Şimdi 10 çarpı kök 5, 10 kök 5. Kök 5 çarpı kök 5 de neydi? 5. O zaman onu 5'e bölersen ne olacak? 2 yani cevap 2 kök 5. Bu yöntem de olur ama bence bu arkadaş daha güzel. Çünkü bazı sorularda şıklarda siz mesela soruyu yapıyorsunuz 10 kök 5 buluyorsunuz. Ama şıklarda bulamıyorsunuz. Yani şıklarda 10 kök 5 yok. Bak görüyor musun? Kök 5'li bir ifade var burada. Ama sonuç neli çıktı? İkili çıktı görüyor musun? İşte bu mantığı unutmazsan yani yanlış yapmış gibi hissedebilirsin soruda ama bak aslında yanlış yapmadın sen. Bu arkadaşı böyle bırakma, şu hale getir. O zaman devam edelim. Ve bölme işlemi birkaç çözüm yöntemi var. Ben genelde şunu yani soru çeşidine göre değişiyor. Mesela bu nasıl olur? Tek çatı altına al abi. Tek çatı altına al. Tek kök altına al. 24'ü 6'ya böl kaç yapar? 4 yapar. 4 de nedir? 2'dir. 4 dışarıda tek çatı altına alıyorum. 15 bölü 5. Hocam 15'i 5'e bölersen 3 olur. Yani şurası 3'e eşit. O zaman cevap 4 kök 3 olur. İçerisi 3'e eşit. Yanlış olmasın. Devam edelim. Tek çatı altında yazmaya devam ediyoruz. Sekiz bölü iki. Hocam şu arkadaş cevabı 3 olur. 8'de 2'ye bölerseniz 4 olur. Yani 3 çarpı kök 4. Peki kök 4 nedir? 2'dir. O zaman 3 kere 2'den cevap 6 olur. Hız kesmeden devam ediyoruz. Aslında bu soru demek bu soruyla aynı. Hocam tek çatı altına alalım mı? Bravo. 60 bölü 30. 60 30'a bölerseniz hocam 2 olur. 3 kök. 2 yani şurası 2 olur. Evet. Devam edelim. Kök 2 bölü kök 32. Hocam genelde pay kısmı daha büyük olurdu ya. O yüzden biraz şaşırdık değil mi? Evet. Ama bizim için fark etmez. Tek çatı altına aldık. Hocam sadeleştirme yaparsanız 1 bölü 16 olur. 1 bölü 16 nedir? 1, 1 diye çıkar. 16 4 diye çıkar. Cevap 1 bölü 4 olur. Bakın 1, 1 diye çıktı. 16 4 diye çıktı.
Yani bu şekilde mi düşüneceğiz? Evet, bu şekilde. 2 çarpı tek çatı altına alıyorum. 75 bölü 3. 2 çarpı 75'i 3'e bölersen 25 olur. 25 de nedir? 5'tir. O zaman 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 olacak. Devam edelim. Bakın burada köklü yok. Doğal sayıları böleceğiz. Eksi 10'u eksi 5'e bölersem ne olur? 2 kök 15. Hocam kök 15'e bir şey yapabilir miyiz? Bedel ödeyebilir mi? Hayır, ödeyemiyor. O halde kalacak. 3 tane köklü var. Hepsini tek çatı altına alıyorum. 12 çarpı 6 bölü 8. İstersem çarpıp bölme yaparım. İstersem burada sadeleştiririm. Ben genelde en başta sadeleştiriyorum. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. Cevap 3 kere 3'ten kök 9. Yani 3. Çarpıp bölseydin ne olurdu? Yine aynısı çıkardı. Hocam yine mi aynısı? Evet, yine aynısı. Ya mantığımız hep aynı abi. Tek çatı altında yazıyoruz. 2 çarpı 10 bölü 5. Yani 5 çarpı. Hocam burası 20 yapar. 20 bölü 5 4 yapar. Yani kök 4. Hocam kök 4 de 2'dir. 5 çarpı 2'den cevap 10 olur. Peki burada ne yapacağız? Ki rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılıyordu? Birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevirip böyle çarp. Yani aslında adam bunu bana sorarken neyi soruyor? 30 bölü kök 7 çarpı kök 14 bölü 5. Otuzu 5'e bölersem ne olur? 6 olur. Hatta şu düzenli yapalım. Şunları 6 6 yazayım. Köklüleri de 6 6 yazayım ama tek çatı altında. Daha düzenli dursun. Hocam 30'u 5'e bölerseniz 6 yapar. Kök 10, yani 14'ü 7'ye bölerseniz kök 2 yapar. Yani cevabımız 6 kök 2 olur. Devam mı? Tabii ki de. Şöyle düşünebilirsiniz. Tek çatı altına alalım. 28 bölü 20 bölü 7 bölü 5. Hocam bunu ters çevirip çarpacak mıyız? Evet. 28 bölü 20 çarpı 5 bölü 7. Hemen sadeleştirme yapıyorum. 4. 4. Buralarda da 1 kaldı. Sonuç olarak yukarı 4, aşağıda 4. Onlar da sadeleşirse 4 bölü 4'ten cevap 1 olur. Evet. Şimdi 4'ü 2'ye böldüm. 2. Bir de burada eksimiz var. Eksi 2. Bunlar kökün dışında olanlar. Şimdi kök içindekileri de tek çatı altına alıyorum. 15 çarpı 2 bölü 5 çarpı 3. Hocam eksi 2'miz zaten vardı. Şurası ne yapıyor? 15 çarpı 2 30 yapar. 30 bölü 15. 30'u 15'e bölerseniz hocam 2 olacaktır. O zaman cevap eksi 2 kök 2 olur. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.